Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü dersimiz lipitler ve proteinler olacak. Gençler bir önceki dersimizde karbonhidratları anlatmıştık. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin çok fazla karşılaştırmalı soruları sorulur. O yüzden bizim için karşılaştırmalar bugün çok önemli olacak. Hemen ödevlerinizi vererek konu anlatımına geçeyim. 0'dan 9'a da sayfa 43'e kadar yani proteinlerin görevine kadar yapmadığınız herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Hemen dinamodan da ödevlerimizi vereyim. Aynı şekilde proteinlerin sonuna kadar gelmiş olmanız gerekiyor. Dediğim gibi proteinlerin yapısı ve görevleri son konumuz olacak. Bugünkü ders bittiğinde burada da sayfa 36'ya kadar çözmüş olmanız gerekiyor diyeyim. Hazırsanız hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Lipitlerin genel özelliklerini anlatacağız. Lipit dediğimiz zaman da tabii ki yağlardan bahsediyoruz. Gençler lipit çeşitleri nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Proteinlerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Proteinler bizim neden olmazsa olmazımız vücudumuzda hangi yapılarda proteinler var bunları da anlatmış olacağız. Dediğim gibi lipitlerle yani yağlarla bir başlamış olalım. Lipitlere baktığımız zaman aynı karbonhidratlarda olduğu gibi bunların yapısında da karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunacak. Tabii ki bazı lipit çeşitlerinin yapısında farklı elementler de olabilir. Mesela azot ve fosfor gibi farklı elementler de bulunabilir. Lipitler vücudumuzda ne işe yarayacaklar? Bir kere hücre zarının yapısına katılıyorlar. Oradan yapıya katılmayı aklında tut. Yani bunlar yapıcı moleküller, onarıcı moleküller moleküllerdir. Aynı zamanda bazı lipitler hormonların yapısına da katılacak. Bu nedenle de bizim için düzenleyici bileşikler olacak. Enerji verici olduğunu söyleme gereksinimi bile duymuyorum. Bizim enerji verici organik bileşiklerimiz karbonhidrat yağlar ve proteinler de unutmayın. Hücre zarının yapısına katılacak bazı lipitler vitamin ve hormon olarak da tabii ki düzenleyici olacak. Ama bunun haricinde sinir hücrelerinin etrafında da lipitler bulunabilecek. Sinir hücrelerinin etrafında bulunan lipitler de elektriksel yalıtımı gerçekleştirecekler. Bitki hücrelerinde ışık enerjisinin soğurulmasına yardımcı olacaklar. Yağların hangi çeşidi olursa olsun genellikle bunlar suda çözülmeyecekler. Ancak özel çözücüler içerisinde çözünebilecekler. Kim bu özel çözücüler? Eter, alkol, benzen gibi özel çözücüler. Tabii lipitleri çözecek. Bazı lipitlerin enerji verici olarak kullanıldığını söyledim ama hatırlatma yapalım. Bizim enerji veren organik bileşiklerimiz vardı. Kimdi bunlar? Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler enerji veren organik bileşiklerdi. Üçünden de eşit miktarda yaktığım zaman ilk gidip kimin kapısını çalıyorduk? Karbonhidratların, sonra yağların, sonra proteinlerin. Yani karbonhidratlar birinci dereceden enerji verici, yağlar ikinci dereceden, proteinler üçüncü dereceden enerji vericidir diyebilirim. Dediğim gibi eşit miktarda yakıyorum en çok enerjiyi kimden sağlardım? Yağlardan, sonra proteinlerden, sonra karbonhidratlardan. Yağlar yaklaşık olarak protein ve karbonhidratların iki katı kadar enerji verir. Gidip onları neden birinci sırada kullanmıyorum da karbonhidratları kullanıyorum? Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay. Yağların, proteinlerin ve karbonhidratla yağların protein ve karbonhidratlardan daha fazla enerji vermesinin de tabii ki bir sebebi var yapısındaki hidrojen atomu sayısının oransal olarak diğerlerinden fazla olmasından kaynaklanıyor. Hatta hidrojen hem çok enerji vermesini sağlıyor hem de yakıldığı zaman fazla miktarda metabolik su açığa çıkmasını sağlıyor. O yüzden de göçmen kuşlar, kış uykusuna yatan hayvanlar vücutlarında yağ depolayacaklar. Buradan da lipid çeşitlerine geçelim. Tabii bir sürü lipid var ama bu lipidler içerisinde insan vücudu için önemli biyolojik açıdan önemli olan lipidler trigliseritler, fosfolipitler ve steroidlerdir. Yani yağları kendi içerisinde tabii ki 3'e ayırabiliriz. Kiminle başlayacağız? Trigliseritlerle başlayacağız. Nötral yağlarla başlayacağız. Yağlara baktığımız zaman trigliseritler büyük depo yağlarıdır. Yani bitkiler yağı depolamak istiyor. Neye çevirecek? Trigliserite. Hayvanlar yağı depolamak istiyor. Neye çevirecek? Trigliserite. Bunlar bir araya gelecekler. Şöyle bir araya gelecekler. İlla bir oranın olması gerekecek. 3 tane yağların yapı taşı olan yağ asidi tutacak bir tane gliserolle birleşecek. Buradan bir tane trigliserit sentezi gerçekleşecek. Aynı zamanda da 3 molekül su açığa çıkacak. Karbonhidratlarda en sayıda glikoz bir araya geldiği zaman bir karbonhidrat yapar. En eksi bir sayıda da su açığa çıkar demiştik ya. Proteinler için de aynı cümleyi kullanacağım. En sayıda amino asit bir araya gelip bir protein sentezler. En eksi bir sayıda da su açığa çıkar diyeceğim Sadece yağlarda farklı bir orandan bahsedeceğiz. 3 tane yağ asiti bir gliserolle bir araya gelecek. Buradan bir tane trigliserit ve 3 molekülde su açığa çıkmış olacak. Yağlara baktığımız zaman iki çeşit yapı taşı olduğunu görüyoruz. Yağ asitleri ve gliseroller olmak üzere. O yüzden de yağlara polimer yapılı demeyeceğiz. Poli ne demekti? De çok demekti. De. Polimer yapılı demek de aynı yapıda çok sayıda molekül bir araya gelirse polimer yapılı bir şey meydana getirir. Mesela 100 tane glikoz bir araya geldi bir nişasta yaptı. E glikozlar birbiriyle aynı. O yüzden de o nişasta molekülüne polimer yapılı diyebilirsin. Glikojene kitine polimer yapılı diyebilirsin. Veya Amino asitler bir araya geldi, proteini meydana getirdi. Amino asitler birbirine çok benzer, o yüzden de proteinler polimer yapılıdır diyebilirsin. Ama yağlar için polimer yapılı demeyeceksin. Makromolekül diyeceksin. Çünkü birbirinden farklı yapı birimlerinin bir araya gelmesiyle oluşuyorlar. Yağ asitlerinin karbon atom sayısı da genellikle 4 ile 24 arasında değişiyor. Bunlar uzun zincir oluşturuyorlar. Gliserol 3 karbonlu bir alkoldür. Onu da hatırlatmış olalım. Trigliseritlerin sentez sırasında bir molekül gliserol ile ne yapacaktı? Üç tane yağ asidi birbirine birleşecekti. Bunları birbirine bağlayan bağın adı da tabii ki ester bağı olacak. Karbonhidratları birbirine bağlayan bağ ne demiştik? Glikozit bağı demiştik. Yağları birbirine bağlayan bağ ise ester bağı olacak. Buradan tabii ki bir trigliserit sentezlenecek. 3 molekülde su açığa çıkacak. Sen küçüklerden büyük bir şey yapıyorsan tabii ki bu bir dehidrasyon sentezidir. Eğer trigliseriti yani büyük bir molekülü su kullanarak kendini oluşturan daha küçük birimlere ayırıyorsan o zaman da hidroliz tepkimesidir diyeceğiz Trigliseritlerin yapısına katılan yağ asitlerini de kendi içerisinde ikiye ayırabiliyoruz. Bizim doymuş yağ asidi dediğimiz yağ asitlerimiz var. Bir de doymamış yağ asitleri dediğimiz yağ asitlerimiz var. İkisinin arasındaki fark ne? Aslında karbona bağlanan hidrojenlerden kaynaklanıyor. Doymuş yağ asitlerinde karbonlar tekli bağlar yapıyor. Tekli bağlar yaptığı için de bunlar hidrojene doyuyorlar. Genellikle oda sıcaklığında katı halde bulunan yağlardan bahsediyoruz ki hayvansal yağlar mesela tereyağı, kuyruk yağı, iç yağ gibi yağlar oda şartlarında katı halde bulunurlar. O yüzden de bunlar doymuş yağlardır diyebiliriz. Doymuş yağ asitlerinden doymuş yağlar meydana gelecek gençler. Tereyağı dediğimiz gibi güzel bir örnektir. Geliyorum doymamış yağ asitleri dediğimiz yağ asitlerine. Doymamış yağ asitlerinde ise karbonlar çiftli bağlar yapıyor, o yüzden de hidrojene doyamıyorlar. Oda sıcaklığında genellikle sıvı halde bulunan yağlardan bahsediyoruz. Genellikle de bitkisel yağlar doymamış yağ asitleri içerir, ama balık gibi bazı e, hayvanlarda da doymamış yağlar olabiliyor. Zeytinyağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı gibi yağlar doymamış. Yağlara örnek verilebilir sonra size bir şeyden bahsetmek istiyorum burada neden bahsetmek istiyorum şuraya bir dipnot açarak margarinlerden bahsetmek istiyorum margarin dediğimiz şey oda şartlarında tabii ki katı haldedir o zaman margarinler doymuş yağ asitlerinden mi oluşur hayır margarinlerin şöyle bir özelliği var margarinler trans e, yağlardır sentetik yağlardır çok uzun süre bozulmadan saklanabiliyorlar. Bu nedenle besin olarak fazla fazla kullanılıyor ama kullanılmamasında daha fazla fayda var. Trans özellik gösterdiği için doymamış yağ asitlerini alıyorlar, fabrikada hidrojene doyuruyorlar. O zaman katı halde oluyor. Yani margarin oda sıcaklığında katı haldedir ama doymuş yağ asidi değil, doymamış yağ asitleri içerir. Fabrikada hidrojene doyurulma sonucunda meydana gelir diyeyim gençler. Yağ asitlerinin de insan vücudunda sentezlenemeyenleri var. Bir şeyi ben sentezleyemiyorsam, onu bitkiden ya da başka bir canlıdan elde ediyorsam onun başına yazacaksın temel, zorunlu veya esansiyel kelimesini ki amino asitler içinde karşıma çıkacak. Bazı amino asitleri ben sentezleyemeyeceğim. Bitkilerden alacağım. O amino asitler bizim için temel, esansiyel zorunlu amino asitler ismini alacak diyeyim gençler. Yine önemli dediğimiz kısma bir geliyorum. Doymamış yağlar sağlık açısından tabii ki daha yararlıdır. Oda sıcaklığında sıvı halde bulundukları için dolaşımda da bunlar katılaşmıyorlar ama katı yağları çok fazla tüketirsek, hareketsiz bir yaşam elde edersek oda sıcaklığında damar tıkanıklığına katı halde bulundukları için sebep olabiliyorlar. Hayvansal yağların fazla tüketilmesi kan damarlarının iç çeperlerinde plak oluşturup kan akışına neden olduğundan kalp damar rahatsızlıklarına tabii ki yol açabilir. Günümüzde çok fazla hareket etmiyoruz. Eskiden insanlar hep doymuş yağları tüketiyorlarmış ama tarla, yağ, bağ, bahçeye gidiyorlarmış. Bir efor sarf ediyorlarmış. Vücutlarında bu yağları yakabiliyorlarmış. Günümüzde daha hareketsiz bir yaşam içerisindeyiz. Hücresel solunumda enerji veren lipitler de trigliseritlerdir. Yani solunum tepkimelerinde yağları kullanıyoruz. Hangi yağları kullanıyoruz? Tabii ki trigliseritleri kullanıyoruz. Trigliseritler hücresel solunumda kullanıldığında hidrojen otomu fazla olduğu için diğer organik bileşiklerden dediğimiz gibi daha fazla enerji verecekler bol miktarda da metabolik su açığa çıkacak kış uykusuna yatan hayvanlar göçmen kuşlar çöl hayatına uyum sağlamış develer bol miktarda yağ depolayacaklar mesela develerin hörgüçünde yağ depolama özelliği var ya çölde yaşıyor çok uzun süre su içmeden duruyor yağlarını Solunum tepkimeleriyle yaktığı zaman metabolik su ihtiyacını da karşılamış oluyor. Göçmen kuş uzun süre uçacak çok enerjiye ihtiyacı var. Haliyle vücudunda yağ depolarsa ee, daha fazla enerji elde edeceği için onun için avantajlı olacaktır. Geldim fosfolipitlere. Fosfolipitler için sadece bir cümle bile söyleyebiliriz. Hücre zarının yapısında bulunan lipitler fosfolipitlerdir gençler. Hücre zarının yapısında bulunan fosfolipitler nasıl meydana geliyor? Trigliseritler neydi? 3 yağ asidi ile 1 bir gliserol birleşiyordu. Burada ise 2 tane yağ asidi ile 1 tane gliserol birleşecek. Aynı zamanda yapıya bir tane de fosfat katılmış olacak. Haliyle buradan bir tane fosfolipid sentezi gerçekleşecek. Aynı zamanda küçükten büyük yaptığım için su açığa çıkmış olacak. Bir sonraki ünitemiz hücre ünitesi. Hücre ünitesinin içerisinde hücre zarından çok bahsedeceğiz. Bu da hücre zarının şekli. Hücre zarının şu, siz bakayım nasıl görüyorsunuz, beyazım trak gördüğünüz kısımları fosfolipit tabakasıdır. Fosfolipitler çift sıralı olarak hücre zarında dizilmiş olacaklar. Bunların bir suyu sevmeyen bir de suyu seven kısımları olacak. Suyu sevmeyen hidrofobik olan kısımları birbirine bakacak. Suyu seven hidrofilik uçları ise dışarı taraflara ee, bakmış olacak. Hücre zarının yapısında çift sıralı halde bulunacaklar. Fosfat uçları hidrofilik yani suyu seven kısım olacak. Yağ asitlerinden oluşan kuyruk kısımları ise hidrofobik yani suyu sevmeyen kısımlar olacak. İçeriye doğru bakmış olacaklar. Geliyorum üçüncü yağ çeşidim olan steroidlere. Steroidlerde monomer yapılı yağlardır. Yani küçük yapılı yağlardır. Hücre zarından doğrudan geçebilirler. Kolesterol, eşeysel hormonlar, bazı vitaminler steroid yapılıdır. Gençler diyorlar ya işte doktora gitti, kolesterolü yükselmiş, diyet yapacak. Aslında kolesterolü yükselmiş derken vücudundaki steroid yapılı bir yağın yükselmiş olmasından bahsediyoruz. Kolesterolden biraz bahsedelim. Hayvanların hücre zarında akışkanlığı tabii ki arttıracak, esneklik ve dayanıklılığı da sağlayacak. Kolesterol omurgalılarda karaciğerde sentez bezlendiği gibi besinlerle dışarıdan da alınabilinecek. Safranızın yapısında da bulunacak. Yumurta sarısı, tavuk derisi, sakatat gibi besinleri fazla tüketmek kanda kolesterol seviyesini yükseltir. Bu da tabii ki damar sertliği ve tıkanırsa kalp krizi, beyni besleyen damarların tıkanması, bilinç kaybı, felç gibi durumlara sebep olabilir diyeyim. Buradan da yağlarımızı bitirdiğimize göre proteinlere geçiş yapabiliriz. Proteinlere baktığımız zaman karbonhidrat ve yağlardaki gibi ama bir şeyi fazla. Yapısında karbon bulunacak, hidrojen bulunacak, oksijen bulunacak, bir de azot elementini mutlaka ve mutlaka bulunduracak. Bazı çeşitlerinde tabii ki kükürt elementi de Proteinlerin yapı birimlerine baktığımız zaman da amino asit adını verdiğimiz yapı birimleri var. Karbonhidratları birbirine glikozit, yağları birbirine ester, proteinleri daha doğrusu amino asitleri birbirine ise peptid. Sit bağı dediğimiz bir bağ bağlayacak. Canlılarda da 20 çeşit amino asit bulunabiliyor. Bu amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan da bazı durumlar var. Mesela bir tane amino asitin şekline bakıyorum. Ortada karbon atomu. Karbon kaç bağ yapar? 4 bağ yapar. Hidrojen ve radikal grup dediğimiz gruba bağlanacak. Haceri aşağıya doğru yazdın. Bir de buna bağlı olan amino grup dediğimiz grubu, bir de karboksil grubu olacak. Amino grup dediğimiz kısım, amino grup dediğimiz kısım burası. Kısaca şöyle NH2 şeklinde de gösterebiliriz. Şurası ise karboksil grubu dediğimiz gruptur. Karboksil grubunu da hemen COOH şeklinde gösterebiliriz. Tüm amino asitlerde ortada karbon var. Buna bağlı hidrojen var. Buna bağlı amino grup, buna bağlı karboksil grubu var. Radikal grubun farklılaşmasıyla amino asitler birbirinden farklılaşıyor. Tamamıyla uyduruyorum. Şuraya CH bilmem ne geliyor? X amino asidi. NH bilmem ne oluyor? Y amino asidi. E CH bilmem ne geldi. Z amino asit oluyor. Yani radikal grup değişiyor. Kalanların hepsi aynı. 20 çeşit amino de amino grup, karbon, hidrojen, karboksil grup var diyeyim gençler. Sonra Amino asitler amfoter özellik gösteriyorlar. Amfoter özellik ne demek? Yani hem asidik hem bazik özellik gösteriyorlar. İnsan vücudunda amino asitlerin birçoğu da tabii ki üretilebiliniyor. Ama dedim ki bazı maddeler vardır biz üretemeyiz. Bitkilerden, yediğimiz hayvanlardan alırız. Bunların başına ne yazacaktım? Temel, zorunlu, esansiyel. Aynı yağ asitlerinde olduğu gibi amino asitleri de eğer vücuduma alamıyorsam bitkilerden ve hayvanlardan alıyorsam onların başına temel, zorunlu, esansiyel kelimelerini getirmem gerekiyor diyeyim. Bir amino asidin karboksil grubuyla diğer amino asitin Amino grubu arasında da peptit bağı dediğimiz bağ kurulacak ve dehidrasyon sentezi sonucunda protein sentezi gerçekleşmiş olacak diyeyim gençler. Hatta onu ben size şurada bir göstermiş olayım. Yani şöyle de gösterebilirim. Amino asitin şeklini çiziniz diye yazılı da sorarsa ortaya karbonu koydum. Buna bağlı olan bir hidrojen bir de radikal grup var. Şurada COOH dediğimiz karboksil grubu var. Burada da NH2 amino grup var. Diğer amino asit için de aynı şeyin geçerli olması lazım. Burada karboksil grubunun şurada radikal grubunun yukarıda hidrojenin burada da NH2 amino grubunun olması lazım. Bir amino asitin karboksil grubuyla diğer amino asitin amino grubu arasında... Peptit bağı dediğimiz bağ kuruluyor ve her bir bağ sonucunda da su H2O açığa çıkıyor. Karbonhidratlarla aynı en sayıda aminasit bir araya gelirse bir tane polipeptit sentezlenir. En eksi bir sayıda da su açığa çıkar. Mesela burada iki tane amino asit bir araya gelmiş. Aralarında peptit bağı kurulmuş. O zaman bunun adı ne? İki ne demekti? Di. İkisinin arasında peptit bağı kurulduğu için dipeptit ismini vereceğiz. 3 olsaydı tripeptid diyecektik. 2 tane şey birbirine birleştiğine göre bir tane de su açığa çıkmış olacak. Amino asitler bir araya geldiler geldiler geldiler. Amino asitler bağlanıyor. Şöyle düz bir zinciri oluşturuyorlar. Diyelim ki yüzlercesi bir araya geldi. Bunun adı poli peptit çok fazla derecede peptit bağı kuruldu. Çok fazla amino asitin içerisinde. Bu bunun primer yapısı dediğimiz yapısı oluyor. Yani birincil yapısı oluyor gençler. Bazı proteinlerin aktif olarak iş yapabilmesi için de üç boyutlu bir yapı kazanması lazım. Yani mesela katlanmalar yapması lazım. Bu ise katlanmalar yapıp iş yapabilir hale geldiğinde üç boyutlu yapı kazanmıştır diyoruz artık bu protein molekülü olmuştur diyoruz. Mesela örnek vereyim. Bizim al yuvarlarımızda yani kanımızda kırmızı rengini veren al yuvar hücrelerimizin içerisinde oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan hemoglobin adını verdiğimiz bir protein var. Hemoglobin proteini kuarter yapılıdır. Primer katlandı, sekonder, başka bir protein katlandı yine primerdi, sekonder oldu. İkisi birleşi kuartar yapılı. Bir protein meydana geliyor. Kuarter yapılıyken iş görebiliyor. Bu haldeyken iş göremiyor diyeyim gençler. Polipeptit sentezi, daha doğrusu protein sentezi de DNA şifresine göre gerçekleşiyor. Mesela Karbonhidratların büyüğü neydi insanlarda glikojen de. Diyelim ki ben glikojen depolayacağım. Diyor ki karaciğer bana ne gidin yapın. Yağ sentezleyeceğim, trigliserit bana ne yapın diyor. Protein sentezleyeceğim zaman DNA diyor ki dur. Ben şifre vereceğim. Benim verdiğim şifreye göre protein sentezini gerçekleştireceksin diyor. Bu nedenle canlıların akrabalık derecesine neye bakarak karar veriyoruz? DNA yapısına. DNA'sı ne kadar yakınsa birbiriyle o kadar yakın akrabadır diyoruz. E her zaman da DNA analizi yapılamaz. Daha kolaylık olsun diye protein yapıya bakılabiliniyor. DNA protein sentezine şifre verdiğine göre DNA'sı ne kadar benzerse proteinleri de birbirine o kadar benzerdir. Bu nedenle canlıların akrabalık derecesi belirlenirken protein benzerliğine de bakılır gençler. Doğada 20 çeşit daha doğrusu 22 çeşit canlı vücudunda 20 çeşit kullanılabilen amino asit var. 20 çeşit amino asit var da 8 milyar insanın nasıl oluyor da protein yapısı birbiriyle aynı olmuyor? Seninle benim proteinlerimizin birbirinden farklı olmasının sebebi ne? Sen de amino dizilmiş A B C D E F G şeklinde. Bende dizilmiş B A D F F şeklinde. Yani sendeki sayıyla bendeki sayı farklı. Sendeki sırayla bendeki sıra farklı. Sendeki çeşitle bendeki çeşit birbirinden farklı. Bunlar ikimizin proteinlerinin birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Yoksa kullanılan aminasitler belli. Kurulan bağ belli. Bunlarda herhangi bir farklılık yok. DNA farklı bir şifre veriyor. Aminasit sayılarımız farklı. Aminasit çeşidimiz farklı. Ve bunların dizilme sırası birbirinden farklı diyeyim. Gençler buradan da denatürasyon dediğimiz olaydan bahsedeyim. Aslında birazcık bahsettim. Denatürasyon ne demek? Denatürasyon proteinlerin 3 boyutlu yapısının bozulması anlamına geliyor. Mesela yumurtayı düşün. Yumurta protein açısından çok zengin bir besindir. Çiğ yumurtayı tavaya kırdığımız zaman şu şeffaf göründüğümüz kısmın beyazlaştığını görüyoruz. Aslında şu şeffaf gördüğümüz kısımdaki proteinler yapıları bozularak denatüre oluyorlar üç boyutlu bir yapıya sahiplerdi. Çünkü bu civciv olacaktı. Eğer işte döllenme olsaydı, kuluçka olsaydı civciv olacaktı. Ama ben onu yüksek sıcaklığa maruz bıraktığım zaman üç boyutlu o katlanmalı yapısı bozuldu. Düz bir zincire dönüştü. Yani beyaz bir hale aldı. Proteinlerin üç boyutlu yapısının herhangi bir faktörün etkisiyle bozulmasına denatürasyon ismini veriyoruz. Yüksek veya düşük sıcaklık, kuvvetli asit ve bazlar, yoğun tüz, yüksek basınç, radyasyon gibi etkenler proteinlerin yapısının tabii ki bozulmasına sebep olabiliyor. Protein yapısı bozulan besin Nin artık besin değeri de yoktur diyemezsin. Neden? Şimdi protein üç boyutlu bir yapıya sahipti. Sonuçta burada atıyorum 20 tane amino asit vardı. Bunun üç boyutlu yapısı bozuldu. Düz bir zincire dönüştü. E hala 20 tane amino asit var. Sen bunu çi de yutsaydın. Aralardaki peptit bağlarını kopartıp amino alacaktın. Şimdi hatta aralarındaki peptit bağlarını kopartman bir tık daha da kolay oldu. Yine amino alacaksın. Yani besin değerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmez diye Gençler, denaturasyonda amino asitler arasındaki peptit bağları kopmuyor unutma. Proteinlerin üç boyutlu yapısı bozuluyor. Artık onlar işlev göremez hale geliyorlar. denatür olmuş bazı proteinler tabii ki eski haline dönebiliyor. Mesela burada geri dönüş olmaz ama hepsi için aynı şey geçerli değil. Eski haline dönüyorsa da renatürasyon ismini veriyoruz diyeyim. Proteinler bizim olmazsa olmazımız. Suyu unut canlı vücudunda en fazla oranda bulunan organik bileşik proteinlerdir. Proteinler neden bu kadar çok vücudumuzda bulunuyor? Çünkü her yerde bunlar görev yapıyor. Birincisi enerji verici olduklarını söyledim. Ama üçüncü derecede kullanıyordum. Çok böyle yağlarımı falan bitirdim. Enerjiye çok fazla derecede ihtiyacım varsa o zaman anca proteinlerimden enerji elde ediyordum. Yapıcı, onarıcı ve düzenleyici moleküller olduğunu unutmayalım. Hücre zarının yapısında bulunan proteinler tabii ki dışarıdan gelen maddelerin tanınmasını, içeriye doğru alınmasını sağlayabiliyorlar. Bir sonraki dersimizde enzimleri anlatacağım. Sonra hormonları anlatacağım. Enzimlerin hangisi olursa olsun yapısında protein vardır diyeceğim. Bazı hormonlar da protein yapılıdır diyeceğim. O yüzden de proteinler düzenleyici moleküllerdir. Bizim vücudumuza düşmanlar girdiğinde bir virüs, bir bakteri, bir antijen girdiğinde biz de onları öldürmek için antikor adını verdiğimiz savunma sistemi maddelerini üretiyoruz. Antikor adını verdiğimiz savunma sistemi maddeleri de genellikle protein yapılıdır yabancıları tanırlar ve bunları yok ederler. Al yuvarların yapısında yani kırmızı kan hücrelerimizin yapısında oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan hemoglobin adını verdiğimiz bir protein var. Bu protein de tabii ki solunum gazlarının taşınmasını sağlıyor diyeyim. Buradan da devam ediyorum. Kanın pıhtılaşmasında yine proteinler görev yapacak. Kollejen gibi yapısal proteinlerimiz var. Kemiklerimizin, kıkırdaklarımızın, eklemlerimizin yapısında var. Saçımızda, tırnağımızda ee, hayvanların tüylerinde, boynuzlarında proteinler var. Kas kasılmamızı sağlayan aktin ve miyozin proteinleri var. Solunumda tabii ki enerji verici olarak da kullanılabiliniyor. Yapısında C, H, O ve N bulunduğu için solunumda kullanıldıkları zaman bir de açığa amonyak çıkıyor. Ama en son bir karşılaştırma yapacağım. O zaman bundan daha detaylı bir şekilde bahsetmiş olacağım. Tekrardan hatırlayalım. Enerji vermede organik bileşiklerin kullanım sırası neydi karbonhidrat, yağ ve protein şeklindeydi. Verme miktarı en çok yağlar, ortada proteinler en az enerjiyi de karbonhidratlar verirdi diyeyim gençler. Hemen dediğim gibi sorulara geçeceğim ama sorulara geçmeden önce yazılı da çok işinize yarayacak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim vücudumuzdaki enerji verici bileşikler karbonhidratlarmış. Sonra kimler varmış? Yağlarımız yani lipitler dediğimiz bileşiklerimiz varmış. Bir de proteinler adını verdiğimiz organik bileşiklerimiz varmış. Bunları enerji vermek için kullandığımızda ilk kimin kapısını çaldım? Karbonhidratların, sonra kimin kapısını çaldım? Yağların, sonra da proteinlerin. Kendi içerisinde kıyas yaparsam en çok enerjiyi yağlar verilmiş, orta düzeyde proteinler verilmiş, en az enerjiyi de karbonhidratlar verilmiş. Karbonhidratlar en az enerjiyi veriyor. Gidiyorum birinci sırada kullanıyorum çünkü karbonhidratları yakmak çok kolay. Karbonhidratların yapısında C O kesim var. Diğerleri bulunabilir. Yağların yapısında C O var. Diğerleri de bazı türlerinde bulunabilir. Yine aynı mantıkta hatta şunları silmiş olayım. ikileri yazmayayım hiç buraya. Buraya da baktığımız zaman C O olacak. Mutlaka bir de azot bulunacak. Ben bunları solunum tepkimesinde kullandığım zaman tabii ki karbonhidratları yakınca karbondioksit ve su çıkacak yaptığımda çıkan şeyden bahsediyorum. Burası içinde geçerli karbondioksit ve su açığa çıkacak. Buradan karbondioksit, su çıkacak. Bir de azotlu bir şey, yani amonyak çıkacak. Çok aç kaldığımızda nefesimiz kokar ya, aslında o amonyak kokusudur diyeyim gençler. Bunların yapı taşlarına monosakkaritler ismini veriyoruz. %99'da glikoz karşımıza çıkacaktır. Yağların yapı taşları iki taneydi. Yağ asitleri ve gliserol adını verdiğimiz yapı taşları vardı. Proteinlerin yapı taşlarına ise amino asitler ismini veriyorduk. Karbonhidratların monomerlerini birbirine bağlayan bağ glikozit bağıydı. Yağları birbirine bağlayan bağ ester bağıydı. Proteinleri birbirine bağlayan bağ ise peptit bağı dediğimiz bağydı. Ene N-1 kuralı geçerliydi karbonhidratlar için. Proteinler için de N-N-1 kuralı geçerliydi. Yağlarda eğer trigliserit sentezliyorsan illaki 3 tane yağ asidine 1 tane gliserolün birleşmesi. Buradan 1 bir tane trigliserit artı 3 tane su çıkması söz konusuydu diyeyim. Şöyle kabataslakta bir karşılaştırmış olalım. Buradan da hemen sorulara geçeyim. Lipitlerle ilgili ifadelerinden kaç tanesi doğrudur diyor. Nötral yağlar polimer yapılıdır diyor. Bir kere bunlar polimer yapılı değildi. Neydi? Bunlar büyük moleküldü. Polimer benzer şeylerin ya da aynı şeylerin birleşmesiyle oluşuyordu. Ama bunlar benzer şeylerin birleşmesiyle oluşmuyordu makromolekül yazmamız gerekiyor o zaman bu bizim için yanlış fosfolipitler bir gliserol iki yağ asidinden bir de fosfat grubundan oluşurlar o zaman doğru kolesterol hayvan hücrelerinin zarında bulunarak zara tabii ki dayanıklılık sağlıyordu steroidlerin monomer yapılı yağlar olduğunu söylemiştik nötral yağlar hücresel sonunda kullanıldığında enerji veriyorlardı ifadelerinden kaç tanesi doğrudur dedi için 1 2 3 ve 4 diyeceğiz. Gençler cevabımız da D'ye düşmüş oldu. Hemen şuraya da geçiyorum. A 3 tane B ile birleşmiş. Bir trigliserit. 3 tane de C sentezi gerçekleşmiş. Bir tane A olduğuna göre bir tane kimdi bu? Gliseroldü. A'nın gliserol olması lazım. B'nin yağ asidi olması lazım. C'nin de tabii ki su olması lazım. A gliserol moleküldür bizim için doğru. B yağ asididir. B'nin çeşidi trigliserit çeşidini tabii ki belirler. Mesela burada doymuş yağ asitleri varsa doymuş yağ olacak. Doymamış yağ asitleri varsa doymamış bir yağ olacak. Bir molekül trigliseritin yapısında bir tane ester bağı bulunur diyor. Çıkan su sayısı kadar bağ bulunur. O yüzden de üç tane ester bağı bulunacak. C su molekülüdür. Bizim için doğru. O zaman cevabım ne oldu? 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Buradan da diğer bir sorumuza geçiyorum. Aşağıda gösterilen deney tüpünün içine su koymuş, zeytinyağı koymuş, yağ hidroliz enzimi de koymuş. Enzim için tüm şartlarda uygun hale getirilmiş. Bir süre sonra tüpte bileşiklerinden hangileri bulunur? Şimdi zeytinyağını parçalayacağına göre bir doymamış yağ parçalayacaksın. Ne açığa çıkacak? Bir kere hadi yağ asitleri yapıdan çıkacak yazdım. Yağ asitleri çıkar. Sonra ne çıkar? Gliserol çıkar diyeyim gençler. Tabii ki baktığımız zaman enzimde herhangi bir değişiklik olmaz. Gliserol çıkar mı? Çıkar. Doymuş değil de zeytinyağı olduğu için doymamış yağ asidi çıkması lazımdı. Yağın yapısında glikozun ne işi var? Bu da gitti. Enzim bozulmadan tabii ki kalacaktır. O zaman da cevabımız 1 ve 4 oldu. Diğer sorumuza da geçiyorum. Steroidlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz diyor. Erkek ve dişi eşey hormonlarının yapısına katılan steroidlerdir. O zaman doğru. Sinir hücrelerinde bazı steroidler tabii ki yalıtım görevi de görüyor. Doğru. Uzun süren açlık döneminde enerji vermez steroidler trigliseritlerden enerji ihtiyacımızı karşılarız. Aynı zamanda bazı vitaminlerin yapısında kullanıldığını ki D vitamininin de steroid yapılı bir ee, vitamin olduğunu söyledik. Yapılarında gliserol veya asit bulunmaz. Bunlar monomer yapılıdır. Yani zaten küçük yapılıdır diyeyim. Diğer bir sorumuza da geçiyorum. Aşağıdaki ifadelere doğru yanlış cevapları vererek doğru çıkışa ulaşınız diyor. Fosfolipitlerin yapısında azot ve fosfat bulunur. Fosfolipitlerin yapısında azot bulunmaz, e, ama fosfat grubu bulunacak. O zaman bu bizim için yanlış. Nötral yağların yapısındaki hidrojen atomu karbonhidrat ve proteinlerden fazladır. Bu nedenle yağlar diğerlerine göre daha fazla enerji verir. Nötral yağların hücresel sonumda kullanılması metabolik su çıkışına neden olur? Tabii ki bizim için doğru olacak gençler yani 5 çıkışa ulaştık. Ama aklımızda kalmasın diğerlerini de cevaplayayım. Steroid ve fosfolipit yapısal lipitlerdir. Steroidler de yapıya katılıyor, fosfolipitler de yapıya katılıyor. O zaman bu bizim için doğru. Kolesterolün steroid yapılı bir yağ olduğunu söylemiştik. Fosfolipitler tabii ki hücre zarının yapısına katılacaklardı. Yağlar alkol, kloroform, benzen gibi organik çözücülerde çözünebiliyorlardı. Bu da bizim için doğru olacaktı. Diğerlerini zaten cevaplamıştım. Buradan da hemen diğer bir sorumuza geçiyoruz. Bir fareye karbon atomları işaretlenmiş yağ molekülü verilmiş ve uzun bir süre aç bırakılmış. Bu sürenin sonunda işaretli karbona hayvanın karaciğerinde depolanmış glikojende rastlanıyor. He. Bak ben fareye yağ molekülü vermişim. Yağında içindeki karbonları işaretlemişim. O zaman bu yağları parçalamış. Neye çevirmiş? Yağ asitlerine ve gliserole çevirmiş. Sonra ben bunun karaciğerinde gördüğüme göre bunları yağsı ve gliserolü glikoza çevirmiş. Glikozdan da hop ne yapmış? Glikojen yapmış. Buna göre bu durum yağların karbonhidratlara dönüşmesi, yağların enerji eldesinde karbonhidratlardan önce kullanılması, yağların diğer organik bileşiklerden az enerji vermesi olaylarından hangilerinin kanıtı olabilir? Yağların karbonhidratlara dönüştüğünün kanıtı olabilir. Yağların enerji eldesinde önce veya sonra kullanılmasıyla ne alakası var yukarıda yazılan cümlenin hangilerinin kanıtı olabilir dediği için cevabımız 1 oldu. Buradan da hemen başka bir soruya geçiyorum. Amino asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y harfi koyunuz. Amino hem asit hem bazlarla tepkimeye girdiklerinden amfoter özellik gösterdiklerini söylemiştik. Bir amino karboksil grubu ile diğer amino karboksil grubu arasında peptit bağı kurulur demiş. Bir amino karboksil diğerinin amino grubu arasında peptit bağı kurulacak. İnsan vücudunda sentezlenen proteinlerde temel amino bulunmaz. Niye bulunmasın? Yediğimle içtiğimle bitkilerden aldım proteinlerimi yapısına tabii ki temel amino asitleri katabilirim. Amino asitlerin yapısındaki radikal grup çeşidi değiştikçe amino asit çeşidi de tabii ki değişiyordu. Çok sayıda amino asit birleşerek aralarında peptit bağı kurarak polipeptitleri meydana getirmiş oluyordu diyeyim gençler. Proteinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Canlıların akrabalık derecelerinin tespit edilmesine tabii ki proteinler kullanılabiliyor. Canlılarda temel yapı maddesi olduğunu da söyledik. En çok bulunan organik bileşikti. Yüksek sıcaklıkta düşük pH gibi koşullarda yapıları bozulup denatüre olabiliyorlardı. DNA tarafından amino asit sayıları ve dizilimleri tabii ki belirleniyordu. Yapılarında sadece CHO bulunur demiş. Yapılarında azot da mutlaka bulunuyor. Sadece karbon, hidrojen ve oksijenden oluşur diyemeyiz gençler. Proteinlerin monomeri amino asitlerdir. Hipotezini kanıtlamak isteyen bir bilim insanı yapacağı deneyde deney tüpüne aşağıda verilen moleküllerden hangisini koymamalıdır diyor. Bir kere ben bir deney yapacağım. Proteinlerin yapısında amino asitler vardır diyeceğime göre. Kabın içerisine bir kere protein koymalıyım proteini koydum. Hidrolizin gerçekleşebilmesi için proteinin suyla tepkimeye girmesi lazım. Su koymalıyım. Bu proteinleri parçalayacak, amino asitlere çevirecek protein hidroliz eden enzimi de koymalıyım tabii ki. Sonra proteinler parçalanıp amino asit çıktıysa amino asit var mı yok mu anlamamı sağlayan amino asit ayrıcını da içeriye koymalıyım. Tüpe amino asit koyarsam proteinlerin yapı birimi amino asitlerdir hipotezini nasıl kanıtlayacağım ki? Zaten kendim amino asit ilave edersem diyeyim gençler. Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin görevleri arasında yer almaz? Hücre zarının yapısında tabii ki proteinler var. Kas kasılmasında aktin ve miyozin proteinleri etkili. Metabolik olayları düzenliyorlar. Enzimler protein yapılıydı. Vücudumuzda savunma maddesi olarak ürettiğimiz antikorlar protein yapılıydı. Enerji ihtiyacını ilk sırada tabii ki karşılamıyorlardı. Çok zor durumda kalırsam proteinlerimden enerji elde ediyordum diyeyim. Bir hücrede bir polipeptit sentezi sırasında aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangisi gerçekleşmez diyor. Polipeptit sentezi ne olacak? En sayıda amino bir araya gelip bir protein sentezlenecek. Buradan en eksi bir sayıda da su açığa çıkacak. O zaman Aminasitler bir araya gelerek proteinlere dönüşeceğine göre serbest aminasit miktar zamanla azalacak. Enzimler değişen moleküller değildir, o zaman hep sabit kalacak. Ben protein polipeptit sentezlediğime göre miktarım arttı. Su miktarı da açığa su çıktığına göre tabii ki artmış olacak pH'e baktığımız zaman amino asit ortamdaki asit miktarı ne olacak gençler azalacak. Asitlik azalırsa pH artmış olur. O yüzden de burası olur diyebiliriz. Buradan da konu biterken kısmına geçiyorum ve bitiriyorum. Şimdi lipitler enerji vermede ikinci sırada yer alır dedik. En fazla enerjiyi veren organik bileşiklerdir dedik. Yapıcı, onarıcı, düzenleyici işlevleri olduğunu söyledik. Lipitlerin nötral yağ, steroid ve fosfolipit çeşitlerinin olduğunu söyledik. Nötral yağların 3 yağ asit ve 1 bir gliserolün birleşmesiyle aralarında ester bağı adı verilen bağın kurulmasıyla oluştuğunu söyledik. Nötral yağlar tabii ki enerji verirken fosfolipitler yapıya katılmış oluyordu, Steroidler de hormonların ve vitaminlerin yapısına katılıyordu. Nötral yağlar yapısındaki yağ asidi çeşidine göre doymuş ve doymamış yağlar olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Proteinler bizim temel yapı maddemizdi, enerji eldesinde en son sırada kullanacaktık. Enerji verme miktarı olarak yağlardan az, karbonhidratlardan fazla enerji vereceklerdi. Sonra proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerde 20 çeşit amino asit bulunacaktı. Amino asitler arasında peptit bağı kurulacaktı. Protein çeşitliliğini DNA şifreleri, amino asit sayısı, sırası ve çeşidi belirlemiş olacaktı diyeyim gençler. Böylelikle hemen ödüllü soruya geçiyorum. Biraz durayım. Ödüllü soruyu görün. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.